Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar ve bugün aynı zamanda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm gençlerimizin bayramlarını da tebrik ediyoruz. Rabbim güzel bir gelecek nasip eylesin onlara, hayırlı vatana, millete işler yapmayı nasip eylesin. Bugün konumuz aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençliği, gençliği bekleyen tehlikeler ve örnek gençler bugün konularımız. Bu yüzden önce de hemen hediyelerimizi takdim edelim, söyleyelim. Birinci olarak Kabe maketli bir Kur'an-ı Kerim büyük boy. İkinci olarak kadife kaplı Kur'an-ı Kerim. Üçüncü olarak da kitaplı, kumandalı seccade veriyoruz. İnşallah şifreleri bilen kardeşlerimize bu hediyeler gönderilecek. Sizler şifreleri yazıp buraya WhatsApp'tan ulaştıracaksınız. Onlar da size gönderecek kardeşlerimiz. Birbirinden önemli konularla karşınızdayız. Evet, önce telefonumuzla başlayalım. Sonra gençlik üzerine konuşalım inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Tekin Bey buyurun. Hayırlı sabahlar size de. Hayırlı pazarlar hocam. Hocam ben çok yoğun bir prostat ameliyatı geçirdim. Çok sıkıntılı prostatımı aldılar. Allah şifa versin. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi birkaç yere bez kullanıyorum altımda. Ufak kaçırma oluyor. Evet. Birkaç yere söyledim. Tatmin olamadım. Namaz mı kılabilir miyim, kılamaz mıyım diye. Onu evet. Sizden bir öğrenecektim. Namazımı üzülüyorum. Namaz kılamadım. Bir ay oldu ameliyat olalı. Kılabilir miyim? Ufak kaçırmalar var. Bez kullanıyorum. Çocuk bezi gibi. Biliyorum. Üç ay kullanmam gerekiyormuş hoca. Doktorumun demesine göre. Evet. Bu ara namazımı kılabilir miyim? Evet. Bir sakıncası var mı? Tamam. Çok geçmiş olsun öncelikle. Allah şimdi razı olsun. Dinimizde kolaylık var. Eddini yusrun velen teşaddet dine. Din kolaydır, onu kendinize zorlaştırmayın. Ve yine Allah sizin için kolaylık diler diyor. Burada namaz öyle bir ibadet ki, koma hali hariç namazı terk edemiyoruz. Başımızı oynatma imkanımız varsa mutlaka namazı kılacağız. Peki bunun necasetten tahareti var, hadesten tahareti var, farzları var, temizliği var, abdesti var. Bunları yapamazsak ne olur? İşte bunları yapamazsak da Allah yine kolaylık göstermiş. Mesela abdest alamıyoruz, teyemmüme emretmiş. Toprakla, bak su yok, toprakla elini yüzünü bir defa yüzünü bir defa da kollarını mesettin mi abdestli sayıyor Cenab-ı Hak. Gusül abdesti alman gerekiyor, alacaksın, su da var. Peki ama başını yıkarsan doktorlar diyor ki hastalığın iki katına çıkacak. Aman başına su değmesin. Başını yıkamadan gusül abdesti alabiliyorsun. Dinimizde böyle kolaylıklar var. Peki geldik şimdi kilotumuza, iç çamaşırımıza vesaire. 24 saati geçiyorsa bir idrar kaçırma veya bir yerde kanama, o kişi özür sahibi sayılıyor. Özür sahibinin ise abdesti, hadesten tahareti, necasetten tahareti farklıdır. O kişi her namazda, sizin durumunuzda böyle, her namazda ezanı bekleyeceksiniz, bir abdest alacaksınız. Ezan o konuda abdestimi aldım, fakat bez var altımda, damlamalar devam ediyor. Hiç abdestiniz bozulmadı sayacaksınız. Abdestiniz bozulmadı sizin. Ne zamana kadar? Öğlen abdest aldınız, ikindiye kadar. İkindide abdest aldınız, akşama kadar. Böyle beş vakiti, beş abdestle çamaşırlarınızı değiştirmeden, değiştirseniz bile abdestinizi bozuldu kabul etmeden namazınızı rahatlıkla kılacaksınız. Çünkü siz özür sahibisiniz. Bundan kurtuluş yok. Bunu şöyle kabul edin. Kanamış yara olan bir kolunuz var. Buraya evet kılabiliriz tabii. Bu şekilde namaz kılabiliriz. Biz mecburuz, yaralıyız. Dolayısıyla hiç kendinize dert etmeyin, namazınızı da terk etmeyin efendim. Soru var mı Tekin Bey, kafanıza takılan bir şey? Razı olsun, çok sağ ol hocam, çok teşekkürler. Kıbrıs'a çok selamlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Ben gençlere de oradakilere de inşallah hepinize selamlar efendim. Diğer bir telefonumuz, selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz Gaziantep'ten arıyor. Buyurun. Hocam
hayırlı günler. Sağ olun efendim. Nasılsınız hocam siz? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Hocam sizleri severek seyrediyoruz. Gerçekten bizi çok acıttınız. Allah size razı olsun. İnşallah bildiklerimizi paylaşıyoruz. Dinimiz güzel, onu güzel aktarmaya çalışmamız lazım. En güzeli, en güzeli İnşallah. Hocam. En Buyurun. Güzeli. Hocam benim iki soru, daha doğrusu bir soru olacak da zamanınızı fazla almak istemiyorum. Tamam, bir başlayalım. Sakal konusunda hocam, bu sakal konusunda sakalımızı cilet bulmamız dinen haram mı? Ne yapmamız lazım? Bu sakal konusunda ben sigara kullandığım için, koku yaptığı için rahatsız oluyorum. Ben bunu kesmek istiyorum. Yani bunu dinen bitmelidir. Tamam. Birinci soru cevaplayalım mı hemen? Olur hocam. Peki, nasıl kısa kısa gidelim. Hepsini uzun uzun anlatamayacağım. Üç sorum var çünkü. Birincisi, Peygamber Efendim Kur'an'da geçmeyen bir konuda ki Kur'an'da da mesela Musa Aleyhisselam Harun Aleyhisselam'ın çenesinden sakalından yakaladı. Ona hesap sordu efendim diye Kur'an'da da geçiyor bu anlamda. Yani şunu görüyoruz, peygamberlerin sakalları var. Ama bir peygamberin bir şeyi yapmış olması kendi başına kendine ait bir şey olabilir. Bir de ilave olarak bize yapın demiş olması lazım ki biz onu Kur'an'da geçmese bile sünnet kabul edelim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an'da geçmese bile sakal konusunda kastuş şevarip, bıyıkları kısaltın, vaful liha, sakalları uzatın buyurmuş bir. İki, on şey fıtrattandır demiş. İşte etek tıraş olmak, tırnak kesmek falan temizlikle ilgili bunları söylemiş. Bir tanesi de erkeklerin sakal bırakması demiş. Buradan ulema diyorlar ki sakal bırakmak sünnet-i seniyyedir. Yani Resul Efendimizin bize tavsiye ettiği bir şekille ilgili bir yaptırımı olmayan ancak tavsiye edilmiş bir şeydir. Ama buna jilet vurulmaz vurulur meselesini onları İçtihadi olarak, akıl yürüterek söylüyorlar. O nedir? Peygamber sakal efendim bıraktıysa buraları kesmemiş. Ne yapmış? Kısaltmış. Kim kısaltmış? Berberleri kısaltmış. Resul Efendimizin berberi vardı. Sakalını devamlı kısaltırdı. Bir görüşe göre çenesini tutunca bir avuç, çenesinin altından bir avuç. Bunu böyle tutuyorlar. Ve diyorlar ki bu kadardı peygamberimizin sakalı. Bir kısmı da diyor ki hayır çenesinin altından bu kadardı. Ama esas olan erkeklerin sakal bırakmasıdır. Kadınların sakalsız olmasıdır. Bu fıtrata uygun olan, Allah'ın yaratmasına uygun olan budur. Ancak diğerleri tamamen ihtilaflı görüşlerdir. Jilet vurulur mu, vurulmaz mı meselesi onları geçeceksin. Bırakabiliyorsan sakal sünnettir, güzeldir. Bırakamıyorsan bir mazeretin varsa bundan dolayı namaz, oruç, hac, zekat gibi bir ibadet değil bu. Bu kıyafetle ilgili Peygamber Efendimizin bir tavsiyesidir. Yaparsan sevabını alırsın, yapmazsan günaha girmez. Teşekkür ederim hocam. Sağ ol. İkinci soru. Hocam bu şimdi teferruata giremedim. Yani mezhepler şöyle diyor, bilmem içtihat böyledir. Onları ayrıca bir program yapsak yine yetmez. Devam edelim. Çok da önemli değil. Şöyle önemli değil. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi sakalı öne çıkarırsan İslam'ın ehem ve mühim dediğimiz önemli hususlarını alt üst etmiş olursun. İman problemi var. İntihar ediyor gençlik. Allahsız oluyor gençlik. Deist oluyor gençlik. Ateist oluyor gençlik. Sen bunlarla uğraşman gerekirken sakalla uğraşıyorsan İyi bir şey yapıyorum zannediyorsun. Aslında iyi ıskalıyorsun. Önemli olanı ıskalıyorsun. Önemli olanla uğraşmıyorsun. Önemsiz diyebileceğimiz sıralamada, yani sıralamaya göre çok önemli şeyler var. Onlara göre belki de hiç o kişi için gerekmeyen bir şeyle uğraşıyorsun. Sakalını ölçüyorsun. Hele sakal ölçmek çok ayıp bir şey. Seninki 5 santim, benimki 7 santim. Bu tamamen maalesef işte Afganistan'daki oradaki IŞİD'in, DAEŞ'in, Taliban'ın, bunların içtihatları, bunların görüşleri, insanların topuklarını ölçemezsin, sakallarını ölçemezsin kardeşim. Bunu ölçenlere de
böyle bir şey olmadığını söylememiz gerekiyor. İkinci soru. Teşekkür ederim hocam. Hocam ikinci sorum, malum şimdi bizim bu taraftan diyeyim ben sana, bu kesimde büyü hakkında benim çok kafama takılıyor. Şimdi diyor ki yani insanlar, ya ben iyiliğine yapıyorum, büyüyü iyiliğine yapıyorum. Büyünün iyiliğine de haram olduğunu ben biliyorum ama bunu millete anlatamıyoruz. Bunun hükmü nedir? Yani iyiliğine yapıyorsun yani insan iyi olması için ne bileyim karısı kocası karısına iyi olması için, çocuğu yola gelmesi için, ne bileyim işte birine alması için, vermesi için yapılan büyüler, bunlar dinimizce haram değil mi? Sihirler, büyüler, Bakara 102. ayete göre hepsi haramdır. Dua helaldir. Dua edersin evlensin diye, karı koca arası düzelsin diye. Ama büyü yapayım, sihir yapayım, işte şöyle şöyle bir takım taraklar getir, saçlar getir. Hükmü yani demek istediğim haram, bunu Allah katında. Haramdır. Allah katında. Ateşten bir parça satın almış olurlar. Onlara gitmemek lazım. Zaten o işe insanın faydası hocam, olsa yaygın, kendine faydası olur. Peki ikinciyi de geçelim. 3. Hocam bu sıra-i rahim hakkında soracaktım. Sıra-i rahim hakkında. Sıra-i rahim herkes kendinden mi sorumlu? Yani gerçekten bu şehirden çekip gitmek istiyorum. Bu şehirde kalmak istemiyorum. Bunun hükmü nedir? Kaçmak günah mıdır? Tamam. Eğer bir yerde İslam'ı yaşayamıyorsanız, namusunuzla, helalinden, dürüstçe orada durmak mümkün değilse hicrette bereket vardır. Resul Efendimiz de hicret etmiştir. Yine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de soruyor ki, ya Rabbi ne yapayım? Herkes böyleydi, ben de böyle yaptım, beni zorladılar. Ve ardullahi vasiya. Allah'ın arzı geniştir, niye gitmedin? Allah hesap soracak. Bir insan çoluk çocuğunun geleceği için, kendi İslami yaşantısını Müslümanca yaşayabilmek için çevresini değiştirirse hicret sevabı alır. Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki gerçek hicret kişinin haramlardan kaçmasıdır. Haramlardan kaçmak için bunu yapıyorsan seninki hicret olur. Yok konu komşu akraba ben böyle bir hayat istemem, tek başıma ben istediğim gibi yaşarım diye nefsine uyarak kaçıyorsan seninki günaha yönelmek olur. Burada karar vicdanen orada sana kalmış. Haramdan hocam, kaçmak için mi? Ama alakayı kesmeyeceksin. Anan baban varsa onlarla mutlaka alakan sürecek, yardımlaşman sürecek. Kısa bir soru daha sorabilir miyim hocam? Peki bayağı bir böyle karşılıklı oturduk, sohbet ettik seninle. Hadi bakalım. Kusura, hakkınızı helal edin. Helal olsun. Hocam ben şimdi 2021 yılında kaza geçirdim. İş kazası geçirdim. Ve bu iş kazasından dolayı mahkemeye verdim. Evet. Mahkemeye vermiş olduğum parayı, oradan almış olduğum paranın helal olup olmadığı evet. Hakkında diyet, kazadan alınan diyetler helaldir. Kur'an'da da bu vardır. Hadislerde de vardır. Hiç tereddüt etme. Normal olarak o senin hakkındır sevgili kardeşim. Ayrıca çalma çırpma, yalan şahitlerle vesaireyle almıyorsan, doğru anlatmışsan, hayır. Doğru tespit yok, etsin. Yok. Helal olsun. Afiyet olsun. Cenab-ı Hak seni kötülüklerden korusun. Allah'a emanet ol. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.